Merhaba, bu dersimizde standart sapma, çarpınım ve kombinasyon konularını anlatacağız. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür. Standart sapma fonksiyonu da bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapmanın fonksiyonu STD sapma şeklindedir. Bir sayı grubunun standart sapmasını hesaplamak için eşittir işaretinden sonra STD sapma fonksiyonumuzu yazarak parantez içinde hücre aralığımızı ya da direkt olarak sayı kullanmak istiyorsak sayılarımızı yazmamız yeterlidir. Eğer hücre adresleri tek tek girilecekse ya da sayı girilecekse bu değerleri aralarına noktalı virgül koyarak yazmamız, verilerimiz bir hücre aralığı şeklinde ise o zaman da aralığın başlangıç hücresini yazıp araya iki nokta üst üste koyarak bitiş hücresini yazmamız gerekir. Örneğin elimizde A1 ile A10 hücrelerinde dayanıklılığa ait değerlerin yer aldığı bir veri kümesi olduğunu varsayalım. Biz bu dayanıklılık değerlerine ait standart sapmayı hesaplamak istersek, herhangi bir hücre üzerinde eşittir STD sapma, parantez içerisinde A1 iki nokta üst üste A10 yazmamız yeterlidir. Böylece programımız bize bu veri kümesine ait standart sapmayı hesaplayacaktır. Ayrı öğelerden oluşmuş bir grubun kaç yolla düzenlenebileceğini hesaplamak için çarpınım fonksiyonu kullanılır. Bu işlem permütasyon olarak da adlandırılır. Permütasyon hesaplaması için sonucun görüntülenmesi istenen hücre seçildikten sonra eşittir işareti ve çarpınım ifadesi yazıldıktan sonra permütasyonu hesaplanacak olan sayı bir hücrede yer alıyorsa hücre adresi yazılabileceği gibi direkt olarak sayı da yazılabilir. Örneğin A1 hücresinde 6 değerinin yer aldığını varsayalım. Bu değere ait çarpınım yani permütasyonu hesaplamak istediğimiz zaman herhangi bir hücre üzerinde eşittir çarpınım parantez içerisinde A1 ya da eşittir çarpınım parantez içerisinde direkt sayımızı yazarak Enter'a basmamız yeterli olacaktır. Bu işlem neticesinde programımız bize 6'nın çarpınımı olan 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 sayılarının çarpımı olan sonucu verecektir. Son olarak kombinasyon fonksiyonumuz ise belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir. Örneğin 12 adaydan oluşturulabilecek ikişer kişilik olası ekipleri hesaplamak için eşittir kombinasyon fonksiyonumuzu yazdıktan sonra parantez açarak önce toplam aday sayımız olan 12'yi araya noktalı virgül koyduktan sonra da ikişer kişilik olası ekip sayısını hesaplamak istediğimiz için 2 yazmamız yeterlidir. Ebru Özbek.